Arkadaşlar bu videomuzun çekilişi de ekranda görmüş olduğunuz 100 TL değerindeki bu skin. Çekilişe katılmak için videoyu beğenip kanala abone olup aşağıdaki yorum kısmına güzel bir yorum atmanız. O zaman hadi videoya geçelim. Hepinize tekrar merhaba arkadaşlar. Ben Aslan Müjdeli bir K-Drop videosuyla daha karşınızdayım. Bugün arkadaşlar K-Drop'ta 3200 dolarlık yani 110.000 TL'lik bıçak çekilişi başlattım. Şimdi sizlere onu göstereceğim ama onun öncesinde sizler de siteye bakıyor yüklemek istiyorsanız sağ üstteki depozit bölümüne geliyorsunuz. Buradaki promo kod bölümüne Aslan yazdıktan sonra app'liye basınca arkadaşlar 110 bonus kazanıyorsunuz. Yani bu ne demek oluyor? Siteye 100 dolar yüklerseniz bakiyeniz 110 dolar olarak siteye yansıyor. Daha fazla kasa açıp daha fazla katlama ihtimaline sahip oluyorsunuz. O yüzden sizler de siteye bakiyor yüklerken aslan kodumu kullanmayı unutmayın. Şu anda arkadaşlar K-Drop'ta açmış olduğum 3300 dolarlık bıçak çekilişini görüyorsunuz. Aslan kodumla 50 dolar yatırarak bu çekilişe katılabilirsiniz. Çekilişin linki açıklama kısmında var. Sizler de çekilişe katılmayı unutmayın. Şimdi geldik arkadaşlar siteye. Her şeyden önce arkadaşlar sizlere eventi tanıtmak istiyorum. Event bizi 5 dolara satın alabiliyorsunuz. Aslan kodumla 50 dolar atarak event satın alabilirsiniz gelen bonus ile. Burada level sistemi var. Buradan levellerinizi alabilirsiniz. Altta kaç XP gerektiği gözüküyor. Burada yumurta sistemi var. Yumurtaları açarak rastgele itemler alıyorsunuz arkadaşlar. Burada change bölümü var. Puanınızı basarak item alıyorsunuz. Ben bastım puanımı. Rastgele bir item alıyorum. 22 centlik bir tane item aldık. Onun dışında burada eventin dashboard bölümü var. En çok app basıp en çok temi alanlar burada gözüküyor. Sizler de eventi satın almayı unutmayın. Bugün böyle biraz daha chill bir şekilde kasa açarak katlamak istiyorum abi. Geliyorum kasa savaşına etkiyi diyorum. Abi bakın burada güzel kasalar var arkadaşlar. Yeni gelen kasalar var. Aslan kasası var. Bizim ismimiz de Aslan Elit olduğu için bu kasaları açmalıyız abi. Hemen geldim bundan 1-2-2 olarak oluşturdum. 576 dolar verdik. Bakalım buradan güzel bir item katlayabilecek miyiz? Hadi bakalım başlattım kasa savaşını. Bayağı bakiyemizin yarısını verdik arkadaşlar. Şu an güzel bir item katlamamız lazım. İlk kasadan karşı taraf güzel aldı. Biz çok iyi alamadık. Yani bu 77 dolarlık USB bir tık sıkıntı oldu abi. Abi ama A+ move gayet güzel. Diyeceğim bir BS geldi ya. Neyse ne de bizi öne geçirdi. Okey. O konudan dolayı sıkıntımız yok. Prince Stream geldi. Bir tane daha AK geldi. Ya bize BS geliyor sadece. Bu ne ya? Abi rakibe gelen FT, MT geliyor. Bize sadece BS geliyor. Derken Tom kardeşim bir tane bıçak çıkardı. Çok güzel. Bizi çok güzel bir şekilde öne geçirdi Tom kardeşim. Abi o M4 bir tık sıkıntı ya. Evet. O M4 bayağı sıkıntı. Adamlar 1200 dolara çıktı. Evet. Adamlar o sırf o M4'ü çıkardığı için kazandılar arkadaşlar kasaşını. Ve 2100 dolar aldılar. Yani 1000 bölüşürler abi. 2x. 2x attı kasaşı. Gayet güzel bir kasaymış bu arada. Öbürlerinden de denemek istiyorum. Burada Goat kasası var. 10 tane Goat kasasından açmak istiyorum abi. 2v2 açacağım bunu da. Hadi bakalım. İlk kasayı açıyoruz abi bakalım. İlk kasadan karşı direkt bıçak çıkardı. Ya siz ne şanslı adamlarsınız ya. Adam 30 dolar kasadan 192 dolarlık bıçağı ilk kasadan çıkardı abi. Ben böyle bir şans görmedim. Herhalde biz bugün kaybetmeye girdik kasa savaşlarına ya. Yani gerçekten adamlar çok şanslı. Bakalım ne kadar fark var aramızda. 150 dolar falan var yani neredeyse. Dönmemiz için güzel bir item derken. Ya Vulkan FT gelsen işte ya. Vulkan var ya FT gelseydi okeydi benim için. Bu arada Kalixpa çok güzel item çıkartıyor. Bu ne ya? Kasadan bu kadar iyi item gelmesi halis mi peki? Yani gerçekten çok iyi item çıkarttı Kalixpa. Valla bizi geçtiler çok fazla bir şekilde. Adamlar bize 2x attı beyler kasa savaşında. Neyse son 3 kasaya geldik. Yine kazandı. Yine kazandılar yani. Buradan döneceğini düşünmüyorum. Çok pahalı bir bıçak çıkarmamız lazım. Buradan dönebilmek için. Ki o da imkansız benim şansıma göre. Ben o kadar şanslı bir insan olduğumu düşünmüyorum. Şu uğursuz fate bize gelsek okey yani. Ama işte gelmez. Diyeceğim 153 dolar AP çıkardım en sonunda. Bir de onu da verdik adamlara. Yani adamlar yine 2x yaptı beyler. Kasa gerçekten kasalar daha doğrusu. Kasalar 2x yaptırıyor güzel bir şekilde. Son 92 dolarım kaldı. Envanterimde de bir 18 dolarım kalmış. Gariban gariban takılıyoruz ya beyler. Envanterdekileri de satıyorum. Geldim abi Case Battle'a. Create the Case Battle diyorum. Etkisiz diyorum abi. Ne yapacağım buradan? Geleceğim. Şundan koyacağım. Bir de şundan koyacağım. Hadi bakalım. Şöyle bir kasa savaşı yapabiliyor muyuz? Yapabiliyoruz. 4 tane. Ondan 2 tane ondan. Hadi bakalım. Başlattım. 2v2 inek. Botları da ekliyorum. Artık yanımıza gelen botun güzel bir item çıkartmasını diliyorum yani. Başka hiçbir şey yapamam bu saatten sonra. İlk kasayı açtık. İlk kasada 14 dolar. Güzel çıkardı yanımızdaki. Zantalis gelmiş bu arada yanımıza da. Zantalis'im çıkartır da biz bugün şanssızız bir tık ya. O şanssızlığımızı nasıl kıracağız bilmiyorum. Evet bakalım. Buradan da çok güzel bir item alamadık. 29 dolar 29 dolar. Yani aynı parayı çıkartmayı nasıl başarmış olabiliriz ya. Neyse Zantares geçirdi bizi burada öne. Hadi bakalım pahalı olan kasalara geldik. Şimdi buradan var ya ilk kasadan yine bıçak çıkarttılar. Benim devreden atar diyecektim. Vulkan çıktı FT. Yani şu FT Vulkan'ı geçen kasa savaşında atsaydın şu an kazanmıştık. Gerçekten kazanmıştık. Bugün baya şanssız bir videomuz oldu ya arkadaşlar. Raptor Age'e geliyorum ya. Eventten almadıklarımı alacağım abi. Claim al diyorum. Buraları toplayayım mı geliyorum hemen arkadaşlar. Evet arkadaşlar her şeyi topladım. 28 dolar. Bak
bütçem oldu. Envanterimde de 59 dolar item oldu. Bunların hepsini satıyorum abi. Bir de üstüne burada benim bonus bakiyelerim birikmiş. Onları da harcayarak kasa açı daha yapmak istiyorum. Geldim abi, bunlarda da en pahalısından 5 tane açacağım. En pahalı kasadan 5 tane açıyorum abi. Hadi güzel itemler ver bize buradan. Okey, çok kötü değil, çok da iyi de değil ama olsun. 100 dolar, oha! Ne geldi pahalı o kadar? Oo, bayağı iyi itemler gelmiş bu arada. Hadi son paramla bir battle yapacağım o zaman. Yapacak hiçbir şeyimiz yok. Yani son paramızla da denememiz lazım arkadaşlar. Böyle bir bundan bir 3 tane koyup bundan bir tane koyabiliyor muyuz? Yani normalde koyabiliyor olmamız lazım. Niye koyamıyoruz? 45 centimiz eksikmiş. 45 centi hemen buradan çıkartacağım. 5 cent buradan çıkartmam lazım. 12.000 param kaldı son. Onunla da gelip bundan açarım 2 tane herhalde diye düşünüyorum. Aynen, açarım. Hadi bakalım, hepsini de buradan harcıyorum. Bir 40 cent gelir yani illaki. Bakalım, aynen 40 cent'ten fazlası da geldi bu arada. 10 dolar geldi, çok güzel. Geldim tekrar Kiz Beetle'a. Add cases diyorum abi. Buradan şunu koyup şundan koyuyorum bir de. Şunu yükseltiyorum. 3 yapıyorum. 2v2. Son umudumuz bu kasa arkadaşlar. Buradan katlarsak katladık, batarsak battık yani. Başka yapabilecek hiçbir şeyimiz yok. Umarım katlarız diye düşünüyorum. Hadi bakalım, ilk kasa açıldı. Rakibi altın famas, rakip önde başladı aynen. 31 dolar, 29 dolar. Yani çok da fark yok aramızda ama adamlar yine de önde başladı. Güzel. Güzel M4 geldi bize. 54 dolara 47 dolar. Güzel. Öndeyiz şu an. Son kasa açıldı abi bu kasadan. Yani AP bir tık pahalı. Okey, şu an önündeyiz ama son kasadan her şey değişebilir arkadaşlar. Yani son kasadan da çok da güzel bir şey gelmedi o işin kötüsü. Ne kadar verdik? 230 dolar geldi abi. Upgrade diyorum bunda. Yani zararımızı karşılamaz ama 400 dolarlık bıçağa da basalım bunu ya. Gerçekten zararımı karşılamayacak ama 400 dolarlık bir bıçak istedim buradan nedense. Abi şaka gibi, o da ucundan kaçtı ya. Gerçek mi bu? Neyse, yapacak bir şeyimiz yok arkadaşlar. Sizler de Keydrop'taki 3300 dolarlık bıçak çekişlerine katılmayı unutmayın arkadaşlar. Çekişin linki açıklamada var. Şimdi bir önceki videomuzun çekişiyle devam edelim. Şimdi bir önceki videomuzun çekişini açıklamak için siteye girdim arkadaşlar. Kazanan arkadaşımızı seçiyorum. Cemilcan oldu. Abi zilli oku atma artık, hep signal kasından deneyeceğim demiş. Signal kasası güzel arkadaşlar ama çok denemeyin. Çünkü sonuç olarak o bir farm kasası niteliğinde bir kasa. Yani zarar etme ihtimaliniz de yüksek, katlama ihtimaliniz olduğu gibi. Daha garanti bıçak çıkartabileceğiniz kasaları denerseniz sizin için daha güzel olur. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Hepiniz hoşçakalın. Sokaklar caddeler, kurşunlar maddeler, sabır sonunda bunlar, inan bana en üst maddeler. Çıkmayacaktım karşına, daha hayırlı saatte gel. Kariyerim nideler, geçer kurşun gibi kahpeler. Kulağımı güçlüler, kucağımı düştüler. Bilirdim bıçağımı abiler, tırsağa dönüştüler. Bu sefer fırsat elinde, gölgemle yarışmıştım ben. Karıştıysa gözyaşın kanına çocukken, eminim kendimden. Sakın ki...